Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere piyasaya çıkan ilk Windows 8.1'li telefon olan Nokia 630'u tanıtacağız. 630 diyen var, 630 diyen var. Ben 637, 630, hiç de benim için fark etmiyor. Evet, 4 rakamlı iyi gidiyordu buna. 4 haneli de 2'ye bölüyorduk yani 33 falan gibi. 630 olunca kafa karıştı. 630 diye bölmüşler. 630 diyelim. Şöyle kutusu tasarımı değişmiş Lumia'nın. İşte bizdeki turuncu renkte olanı gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Ee, yeşili varmış. İşte turuncu varmış bizdeki. Sarısı var. Beyazı var ve siyah var. Kutu içeriği çok sade. Hani information işte bilgi veren bir kağıt parçası var diyor. Adaptörü var diyor. Batarya var diyor. Telefon var diyor. İşte Qualcomm Snapdragon var. Here Maps, Here Drive, Nokia Mix radyo var ki bu çok güzel bir radyo. Yani Spotify'ın ücretsiz ücretsizini almış gibi müzik bir arşivi var. Onu da söyleyeyim. Şöyle bakalım bir. TRT bandrolü rolü var. Kutuyu bir açalım şöyle, kutuyu açtık i̇şte turuncu telefonumuz geldi, batarya geldi, şöyle bir hızlı başlangıç kılavuzu geldi, burayı da açtık bu adaptör geldi böyle kulaklık çıkmadı tanıtım yani ajanstan alıyoruz biz bunları da ondan mı yoksa kulaklık yok mu bilmiyorum ama bu aralar firmalar hani artık işte kulaklık olsun power düğme şeyleri, kabloları falan olsun eksik eksik göndermeye başladılar. Yani bunu milyonlarca üretime vursanız maliyetten aşırı derece kısıyor. Ki telefon ucuz. Maliyete düşük. Ona da bağlayabiliriz. Zaten hani şimdi şu telefon 600 lira anlatacağım birazdan. Hani kendisine göre iyi bir kötü bir kulaklığı vardır. Bence o kadar da bir şey değil. Sonuçta telefon kullanıyorsunuz. Telefon yeni telefon alacaksınız. Eskisinin kulaklığı var. Ben en çok şu, da şu uzun olan kabloları seviyorum ya. Sadece bırakıyorlar, yataktan düşüyorsun sonra telefona bakacağım diye. Telefonu bir açılışını yapalım. Yani bu arada USB kablo da çıkmıyor, hani sadece işte adaptör çıkıyor işte arızada. Telefonun bataryasını taktık, şöyle bir açalım. Bu arada bataryayı takmak için mecburen ama kapağı çıkartacaksınız. Şöyle aş arkada bir notu var. Hani kapağı şurasına basın diyor, buradan esneterek açabilirsiniz diyor. Gayet rahat bir kapağı var. Çok da güzel aslında tasarım olarak da telefon. Bir açılsın başlayalım. Bu arada kutu tasarımı hani. İçi boş, içi boş falan söyledik de tasarım olarak kutuyu çok güzel yapmışlar. Hakikaten bir boyut kazanırmışlar yani telefon, kutu tasarımlarını. SIM kart takıldı bu arada. Windows Phone merhaba diyor, yeni telefonumuz. Otomatik bir mesaj geldi. Telefon açıldı. Hatta şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi işte üst tarafı çekince geliyor. Yani Windows Phone 8.1 bu. İşte burası parlaklık ayarı. İşte düşük, orta ve yüksek. Şu an yüksek aldık. İşte Bluetooth, Wi-Fi. Tüm ayarlar kısmında buradan da ulaşabiliyorsunuz telefonda. 8.1'i bayağı beğendik. Ee, onu birazdan değinirim. Şimdi telefondan biraz bahsedelim. Şimdi özelliklere başlamadan önce, özelliklerini anlatmadan önce bir şey söylemem gerekiyor. Bu telefonun fiyatı 599 lira. Yani 600 liralık bir telefon. Ve ona göre hani davranın mı diyeyim artık ne diyeyim. Ona rağmen özellikleri çok da iyi. Şimdi ilk önce dedik ilk Windows 8.1 kurulu telefon. Hatta onu şuradan da gösterebilirim ben size. Bir saniye. Telefonun en büyük özelliği Dediğim gibi 8.1 Windows Phone olması. Şuradan da görebiliyorsunuz hakkında kısmında. Telefon oldukça hızlı. Hani fiyatına göre çok hızlı. Yani Windows Phone'da fonların genel özelliği artık onu biliyorsunuzdur zaten. Kulaklığı çıkmıyorduk. Kulaklığı çıkmıyor ama şu arkasındaki hoparlördeki ses çıkışı ve kulaklık ses çıkışı hakikaten mükemmele yakın. Onu da ayrıca belirteyim. Hani bir yani dediğim gibi 500-600 liralık bir telefona telefondan beklenemeyecek kadar iyi özellikleri var. Yani şöyle söyleyeyim bu kulaklıktaki ses kalitesi hatta dış ses kalitesi iPhone'la kıyaslanıyor ki iPhone'dan iyi diyenler de çoğunlukta onu da bilin. Şimdi şöyle yapalım. Telefonun boyunu ölçelim önce. Şöyle yükseklik işte 12,5 cm, 13 cm bir yüksekliği var. Hatta 13 cm yüksekliği var ya tam. Şöyle yapalım. 6,6 cm bir genişliği var ve en kalın noktasıyla ekran arasında 9.2 mm. Yani 1 cm'ye yakında bir kalınlığı var. Telefon gördüğünüz gibi oldukça standart Normal bir telefon boyutunda. 4.5 inç bir ekranı var. Bu 4.5 inçlik ekran 221 ppi çözünürlüğe sahip. Yani e, ekranına göre, yani fiyatına göre aslında ekranın çok da iyi. Onu söyleyeyim. 854 çarpı 480p bir ekran çözünürlüğü var. E, clear Black teknolojisi var Nokia'nın kendi üzerinde ekranda ve bu ekran IPS ekran. Aynı zamanda Gorilla Glass 3 de korunuyor bu ekran hani darbeye karşı da dayanıklı. Ki zaten Nokia ezelden beri darbeye karşı dayanıklı o da kendi şeyleri. Kurumsal mı diyeyim artık. Yani mermi geçirmeyen Nokia vardı ya. 520 miydi? 525 miydi? Fotoğrafı. Capsleri dönüyordu internette. Şimdi özelliklerine gelecek olursam da bu telefonun içinde Snapdragon 400 işlemci var. Fakat 4 çekirdekli 1.2 GHz hızlı olanı bulunuyor. 512 MB RAM'i var. Micro SIM giriyor arkasına. Hani o bir kere kesiyorlar ya zımba gibi makineyle. O SIM'den var. 8 GB bir kendi belleği var. 7 GB bir bulut depolama alanı veriyor size. Ücretsiz bir şekilde. Ayrıca de micro SD kart desteği var. Ve SD kartta 128 GB'a kadar destekleyebiliyor. Hani 600 liraya bu telefonu alıp işte içine micro SD takıp üstü 128 GB ya da işte 64 GB, 32 GB fark etmez. İçine full müzik depolayıp uzun bir sürede dinleyebilirsiniz. Rahat bir şekilde. Şimdi 512 MB RAM dedim. Ona çok takılanlar oluyor. Hani niye 1 GB değil? En azından 1 GB olamaz mı falan filan diye. Bu hani buna takılan kesim genelde Android telefon kullanan kesim. Ya arkadaşlar hani 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 512 MB RAM'i de olsa Windows 8 kompakt bir işletim sistemi olduğu için siz bunu anlayamıyorsunuz telefonlarda. Hani şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi çoğu bir Android isteyen arkadaşlar şöyle göstereyim. 512 MB'lik RAM'i olan Windows Phone'da Asphalt 8 hiç kasmadan, takılmadan rahat rahat oynanabiliyor bu telefonda. Hani Windows Phone'ların genel özelliği bu. RAM konusuna takacaksanız hani Android cihaz arasında kıyaslama yapabilirsiniz ama Windows Phone'larda RAM'in kıyaslamasını yapamazsınız onu söyleyeyim baştan. Yani kısaca şöyle söyleyeyim 512 MB RAM'i olan bir Android cihazda bu oyunu kursanız şu an o Android cihaz patlamıştı. Onu da belirteyim. Rahat bir şekilde oynayabiliyor. Neyse. Bu arada Windows 8.1'den biraz bahsedeyim ben. Yani kullananlar ben de biraz kullandım da veri kısmı e, nasıl diyeyim? Yani internet paketi artık eskisinden daha çok yetiyor diye söylenenler var. Hani önceden mesela 2 GB işte internet paketim vardı. Artık bana yetmedi derken Windows 8.1 işte developer olarak alanlar var aralarınızda. Hani onlar indiriyor, kuruyor. Aşırı derecede bir internet cimrisi diyorlar. Hani çok güzel ayarlamışlar onu. Onun için şarj süresi ve vay, akıllı wifi gibi özelliklerle de destekleniyor. Yani şu an gördüğünüz gibi Asphalt 8'de hiçbir şekilde kasmadan rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Hani yok öyle 512 MB RAM gibi. RAM konusunda sadece takılmanız gereken işletim sistemi Android. Evet enkaz oldu. Neyse. Kamera konusuna geleceğim son olarak. Hani işte 600 liralık telefon ve arka kamerası. Ön kamerası yok bu arada. Selfie çekenler üzülür ama sonuçta çok da ucuz bir telefon. Beklemeyin öyle şeyler. 5 megapiksel bir kamerası var. Flaşı yok. 5 megapikselle takribi işte bir e, 6-7 megapiksel bir dolanan telefonların kamerasını eşit Nokia, Nokia için. Kamerası biraz iyi. 5 göre hatta çok iyi. Onu da göstereceğiz. Yani zaten şu anda büyük ihtimalle resimleri görüyorsunuzdur. Video kalitesine gelecek, gelecek olursak da 720p bir video çekiyor. Saniyede 30 kare işte 20-25-30 olarak ayarlayabiliyorsunuz. 30 kareye kadar çekebiliyor. Gayet başarılı. Şu Windows 8.1'de de en sevdiğim özellik komple masa üstü arka planı mı diyeyim artık. Ayarlayıp üstüne şeyleri mesela şunları hep arka planı biz ayarladık. Şöyle bakın kayıyor kendi kendine. O çok hoş bir ayrıntılmış. O da gözüme çarpmadan geçmeyeyim dedim. Onun dışında dediğim gibi telefon ucuz, kaliteli ve hani fiyat performans açısından bakacak olursak da 10 üzerinden 10, onluk bir cihaz. Ben gayet başarılı buldum. Hani sonuçta şey işte yok, uygulama yok, Android falan filan muhabbeti yapanlar da olacaktır. Ya hayır, çoğu uygulamada var. Hazır olarak da geliyor. Gayet de başarılı buldum. Yani şöyle söyleyeyim işte anne babanız da artık hani akıllı telefona geçmek istiyor falan ya da işte küçük çocuklar, kardeşleriniz falan filan. Yani bu telefonu alacaksınız. Zaten işletim sistemi biliyorsunuz. Hiç kasma, donma, yok yavaşladı, ağırlaştı muhabbeti olmuyor. Gayet de hani bir sene, bir sene önce neyse bir sene sonra da o cayır, cayır kullansınlar. Tertemiz telefon. Neyse. Biz gayet beğendik yani telefonu. Onu söyleyeyim. Beni Web Tekno TV YouTube kanalından takip edebilir. Teknoloji Atar Twitter adresinden bana tweetlerinizi gönderebilirsiniz. Aklınıza takılan soru, incelenmesi istediğiniz cihaz, ne olursa olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.